Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün konuğum HDP eş genel başkanı Sezai Temelli. Şimdi sorularınız geliyor, yorumlarınız geliyor. Hani şimdi öncelikle bir kere şunu söyleyeyim. Ben aklımda ne soru varsa böyle soracağım dümdüz. Sizden gelen sorular da var, onları da Sezai Bey'e ileteceğim. Tabii siz de haklısınız. Şimdi Türkiye'de acayip bir şeye dönüştüğü için yayıncılık, televizyonculuk neyse. Şimdi böyle soru sorulunca herkes alınıyor. Yani onun için ben hani Sezai Bey'e bir soru sorduğum zaman vay efendim Kürtlere yan mı baktı? Vay efendim Türklere bilmem ne mi? Yani ben gazeteciyim burada. Bir taraf değilim. Sorumu da soracağım Sezai Bey'e. Ne soru varsa. Her siz aranızda ne konuşuyorsanız, ne merak ediyorsanız ben de onu Sezai Bey'e soracağım. Bu bir taraf olduğum için değil yani. Sormak zorunda olduğum için. Her partiden yetkilileri de burada ağırlıyoruz. Onu da altını çizeyim. AK Parti'ye de defalarca davet yolladık. Geri dönüş olmadı. Ama herkese kapımız açık. Hakeza MHP'ye o şekilde. Semih Yalçın'dan söz aldım ileride gelecek diye. Dolayısıyla hani böyle bir girizgah yapmış olayım. Lütfen kimse alınmasın sorulan sorulardan. Siz de sorularınızı sorarken, yorumlarınızı yaparken kendinizi sansürlemeyin. Medeni olduktan sonra, ilk işler birbirine terbiyesizlik yapmadıktan sonra her şey konuşulabilir kanaatindeyim. Hoş geldiniz. Hoş Uzun canı bulduk. bir girizgah yaptım. Çünkü böyle hassas konular konuşulunca herkes çok alıngan oluyor. Vay niye öyle dedin? Vay onu mu demek istedin falan. Mesele bir. 8 yıl sonra Abdullah Öcalan'ı avukatları ziyaret etti ilk kez. Ve mektubunu kamuoyuyla paylaştılar. Ve anlıyoruz ki şimdi avukatları ziyaret yolu da açıldı. Bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu gelişmenin Kürt oyları üzerine etkisi olacak mı? Önemli bir gelişme, olması gereken bir şey. 8 yıl boyunca avukatlarının görüşmemesi ciddi bir hak ihlali, hukuksuzluk. Ve bu görüşmemeye bağlı olarak zaten Türkiye'de birbirini tetikleyen ciddi adaletsizlikler silsilesi yaşandı. O yüzden bu çok geç kalınmış bir karar ama önemli. Bir an önce olması için çok çaba sarf ettik. Diğer taraftan bir de bu görüşmenin oluşması konusunda açlık grevleri direnişi önemli oldu. Sayın Leyla Güven'in açlık grevi bugün 195. gününde. Bu önemli bir mücadele, direniş. Evet, görüşme gerçekleşti. Bir görüşme gerçekleşti. Adalet Bakanı da hatta bir açıklama yaptı. Yasak kaldırıldı, artık görüşülebilir diye. O zaman görüşürsün. Yani bu mesele hallolsun. Çünkü bu mesele hukuka dair bir mesele. Peki açlık grevleri sonlandı mı? Hayır, Sonlanmadı. sonlanmadı. Neden Yani sonlanmadı? Niye çünkü sonlandı? talep çok net. Yani bu bir kereye mahsus bir siyaset malzemesi olmasından kurtarılması gerekiyor. Hukukun gereği, yasaların gereği yapılması gerekiyor. Tüm hükümlülerin sahip olduğu haklardan Öcalan'da, İmralı'daki diğer 3 hükümlü de yararlanması gerekiyor. Bu talep meşru bir taleptir, haklı bir taleptir. Bu karşılandığı andan itibaren de bu grevde olan insanlar konuyu yeniden Peki sizce değerlendireceklerdir ve tepkilerini AK ona göre Parti vereceklerdir. bu hamleyi, evet hukuk bunu gerektiriyor diye mi yaptı sizce? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz defalarca AKP'ye, defalarca hükümete bu konuda çağrı yaptık. Bakın, bu açlık grevindeki insanların taleplerine kulak verin dedik. Hakka, hukuka dair meşru bir taleptir. Keza Avrupa, CPT daha geçen gün Türkiye'deydi. Ondan önce defalarca Avrupa Konseyi olsun, Avrupa Parlamentosu olsun defalarca bu konuda açıklama yaptılar. Dünyanın birçok yerinde bu haksızlığa, hukuksuzluğa dair tepki geldi. Dediğim gibi iktidar, hükümet bu konuda geç kaldı. Biz de uzun süredir AKP'ye, iktidara şunu anlatıyoruz. Bu siyasete malzeme edilecek bir konu değil. Bu seçimlere malzeme Peki edilecek bir bu konu değil. malzeme edildi mi sizce seçimlere? Kim ne etti bilmiyoruz ama biz etmeyiz. Çünkü bu siyaset üstü bir malzemedir. Hakka, hukuka dair bir meseledir. Dolayısıyla bunu malzeme etmemek lazım. Biz samimi olarak da böyle yaklaşıyoruz. Şimdi adaya avukatlar gitti, geldi. İşte açıklamalarının 6 Mayıs'a denk gelmesi, o gün YSK açıklaması sanki böyle siyasete malzeme etme. Hayır, biz bu konuyla diğer konuları birbirinden çok net ayırmak gerektiğini defalarca vurguladık. Siz de biraz önce sorunuzda dediniz ya, işte seçim var, buna dair mi? Kim neye dair ne yapıyorsa yapsın ama biz bu konuları asla birbirine karıştırmayız, Şöyle bir karıştırmayacağız da. söylenti var ya, Ankara efsaneleri vardır ya, böyle siz de aşina olmuşsunuzdur artık yıllardır. Yalnız bu dedikodu, bir dedikodu çıkar sonra o dedikoduların karşılığı da çıkabilir. Biraz bu işler böyle yürür. Şimdi Selahattin Demirtaş serbest bırakılacak, bırakılabilir deniyor. Sizin geldiğinizde kulağınıza geldi mi böyle duyumlar? Selahattin Demirtaş serbest bırakılırsa
yeni bir süreç başlar mı mesela? Yeni bir çözüm süreci başlayabilir mi acaba? Ne diyorsunuz? Çalışılıyor mu bu konular? Bir, Türkiye'de yeni süreç başlayacak ama bu AKP ile başlamayacak. Çünkü Türkiye'de Türkiye halkları, demokrasi güçleri, emekçiler, yani gerçekten barış isteyen toplum bir süreç başlatacak. Bunu da demokrasi zeminini genişleterek başlatacak. Demokrasiye sahip çıkarak başlatacak. Demokratik bir çözüm başlatacak. Yani bu konuda herkes çok net olmalı. Çünkü Türkiye'nin en temel meselesi demokrasi meselesi ise demokrasi meselesinin ortasında Kürt meselesi var. Kürt meselesini çözmek gerek. Bu meselede Türkiye'deki bütün siyasi dinamikler parlamentosuyla, sivil toplum örgütleriyle, sendikalarıyla, emek meslek örgütleriyle yan yana gelecek ve bu çözümü üretecek. Siz bu çözümü CHP ve İYİ Parti ile çözebilir misiniz mesela? Ne düşünüyorsunuz? Bu sorunu çözülecek zemin demokrasi zeminidir. Partiler demokrasi zeminine sahip çıkmalı. Demokrasi zemini yoksa partiler de yok. İşte tekçi zihniyet zaten partileri yok sayan, tekleştiren bir yerden hücum ediyor. O yüzden çözümün yolu budur. Selahattin Demirtaş'a gelince, evet çıkmalı çünkü suçsuz. Şu anda rehine tutuluyor, tutsak. Diğer arkadaşlarımız da öyle. Yani bu konuyu getirip yine başka şeylere malzeme etmemek gerekiyor. Selahattin Demirtaş'ta, Figen Yüksekdağ'da, içeride olan bütün arkadaşlarımızla. Hatta ben size rakam vereyim. Evet. Şimdi belli isimleri söylüyoruz bu arkadaşlarımız ama 5000 HDP'li içeride. Ve bu 5000 HDP'li içeride tutan şey savcıların ve yargıçların yorumu. Yani bir yasa değil. İşte terör örgütü propagandası yapmak, örgüte üye olmamakla beraber deyip bir noktalı virgül koyup bütün o iddianameler, fezlekeler yorumlarını katıp iltisaklı hale getirip bu iltisaklı halden bir karar çıkartıp arkadaşlarımız içeride hepsi serbest kalmalı. Yani onların içeride tutulmasına şaşırmamız gerekiyor bizim. Buna karşı bir söz söylememiz gerekiyor. Ama Türkiye'de siyaset yapma hali gerçekten sancılı bir hal, sıkıntılı bir hal. Yani buna bakmak mesela yerine... Mecliste çalışabiliyor musunuz siz şu anda? Ne diyorsunuz? Tabii. Mecliste çalışıyoruz. Hatta meclisi işlevli hale getirmek için çok ciddi İşlevi çabalarımız var. Meclisi işlevsiz hale getirmek isteyen bir iktidar var, bir hükümet var. Bir Erdoğan rejimi var. Bu Erdoğan rejimi bütün Türkiye'yi bir vesayet altında toplamak istiyor. Meclisi de bu anlamda işlevsiz kılmak istiyor. HDP ise meclisi işlevli kılmak istiyor. O kürsüyü halkın kürsüsü haline getirmek, halkın sesi, toplumun sesi haline getirmek için olanca gücüyle çabasını ortaya koyuyor. Zaman zaman böyle açıklamaları oluyor. Yani biz HDP'lilerle bir arada olmak istemeyiz, fotoğraf vermek istemeyiz gibi. Yani bunu Meral Hanım söylemiyor ama kimi İYİ Partili vekiller söyleyebiliyor. Şimdi bu durumda nasıl kurulacak o zemin bahsettiğiniz? Çalışabilir misiniz yani size hiç katılmayan partilerle, öyle sorayım. Şimdi Türkiye'de siyaset yapma biçimi bir kamplaşma, kutuplaşma geleneğinden geliyor. AKP de bunların bayağı yararlanıyor. Toplumu bölerek, kamplaştırarak, hatta neredeyse ülkeyi bölecekler. Yani o denli bir kutuplaştırma siyaseti. Düşmanlaştırma, nefret söylemleri, işte daha çok geriye gitmeyelim. 31 Mart seçimlerine giderken kampanyada Erdoğan çıktı, Kürtlere dedi ki defolun gidin. Kürtyallah Kürdistan'a meselesi. Bana döndü dedi, Kürt bile değil, yani bile sözcüğü orada. Yani bu denli bir nefret söylemiyle gidiyor. Biz bütün partilere aynı çağrıyı yapıyoruz. Yani yürütme ile yasamayı, parlamentoyu birbirinden ayırt ederek yaklaşıyoruz. Bütün partiler parlamento zeminine sahip çıkmalı. Parlamentoda toplumun beklentilerine cevap verecek şekilde siyaset yapmalı. Siyasete bağlı olarak bir yasama faaliyetini hayata geçirmeli. Dolayısıyla diyaloglar, müzakereler bu anlamda herkesin birbirine baktığı, birbirini gördüğü, birbirini anlamaya çalıştığı bir zemin olmalı. İdeolojik mesela olarak farklılıklar olabilir. Yürürken meclis devre dışıydı. Meclisten yürütülmedi çözüm süreci hatırlarsanız. Ve o dönemde CHP'liler bunu çok söylemişlerdi. Bunun meclise getirilmesi gerekir, mecliste yürümesi gerekir diye. Şimdi dönüp baktığınız zaman, hani mecliste şu anda işlevsiz hale getirilmeye çalışıyor dediniz ya, hata mıydı çözüm sürecinin mecliste yürütülmemiş olması? AKP bu konuda çok ciddi hata yapmış, toplumu aldatmış. Çünkü aynı şeyi Öcalan da söylüyor. Öcalan'ın işte müzakerelere dair notlar çıktı ortaya.
Bu meclise gelmeli diyor. Bunun yasaları çıkmalı diyor. Demokratikleştirilmeli diyor. Son görüşmede de göndermiş olduğu mesajda da aynı şeyi söylüyor. Mesela demokratik çözüme işaret ediyor. Yani bir partinin, bir anlayışın, bir grubun uhdesine bırakmak istemiyor. Çünkü çözüm Türkiye'ye dair bir çözüm. O yüzden Türkiye'deki bütün siyasi dinamikler buna müdahil olmalı ve birlikte çözüm üretmeli. Öcalan'da da aynı şeyi görüyoruz. O dönemde çeşitli partilerde de görüyoruz. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin o kadar samimi olduğuna inanmıyorum o dönem için. Sonrasındaki bugün geldikleri nokta itibariyle belki Türkiye biraz daha umut var. Ama dönüp 2015'e baktığımızda, 2016'ya baktığımızda hele hele dokunulmazlıkların kaldırıldığı dönemde bence iktidarın aklı çerçevesinde hareket ettiler. Yani bir muhalefet partisi olarak orada tepkilerini, reflekslerini hayata geçirebilselerdi, HDP ile olan diyalog ve bu çözüm sürecinden gelen talepleri değerlendirebilselerdi, Türkiye belki de başka bir yerde olurdu. Şu anda CHP'nin diyaloğu başka bir yerde mi o dönemde? CHP demokrasi zeminlerini geçmişe göre biraz daha görmeye başladı diyebiliriz. Hala bir sağlıklı diyalogtan, yani muhalefet partileri arasında sağlıklı bir diyalogtan bahsedebileceğimiz bir noktada değiliz. Tabii ki bu önemlidir çünkü muhalefet partilerinin arasındaki diyaloglar demokrasi için çok önemlidir. İktidara karşı muhalefet yaparsınız. Demokrasileri zaten tanımlayan nedir ki? Muhalefettir. Muhalefet partileri böyle çok dayanışmacı olmayabilir ama birbirini anlamak konusunda çaba göstermelidir. Biraz önce İyi Parti'den bahsettiniz. Biz İyi Parti'yi anlamaya çalışıyoruz. İyi Parti tabii ki ideolojik olarak bizde çok farklı noktalarda olabilir. Ama bir muhalefet partisi çerçevesinde ele alıp değerlendirdiğimizde iktidara, bugünkü sorunlara karşı yan yana gelebileceğimiz konular çok tabii olabilir. Mesela Balıkesir'i İyi Parti bizce kazanmıştı ama oylar tekrar sayılmadı. Balıkesir konusunda İyi Parti'nin orada İyi Parti'nin uğradığı haksızlığa karşı biz mağdurdan yana tavrımızı aldık, sözümüzü de söyledik. Evet, Balıkesir'de de oylar sayılmalıdır. Aynı şekilde İyi Parti Muş için bu tepkiyi vermeli, işte Malazgirt için vermeli, Tatvan için vermeliydi. Ortada bir haksızlık varsa, adaletsizlik varsa, hukuksuzluk varsa bu bizler için bir asgari müşterek zemini oluşturuyor biraz demektir. Biraz şey alındınız mı HDP'li kazanan başkanlara mazbatalarının verilmemesine? Sizce CHP, İyi Parti fazla mı sessiz kaldı? Ona biraz alındınız mı? O sessizlik belki sizin bu artık işte hani ortak çalışma mı diyeyim, işbirliği mi diyeyim, ona bir zarar verdi mi? Fazla mı sessiz değil, tümden sessiz kaldılar. Yani şu anda HDP'ye yönelik gerçekleşen haksızlıklar konusunda çok ciddi bir sessizlik var. İşte açlık grevleri bunun en net örneği. Yani bu konuda bir hak mücadelesi var, hukuk mücadelesi var. Ama öyle bir kendilerine kırmızı çizgi çizmişler ki o çizginin ötesine bırakın adım atmayı bakamıyorlar bile. Ama bu bizim ne yapacağımızın şimdi önünde bir engel değil. Onu soracaktım. Biz o demokrasi mücadelesine devam ederiz. AKP ile CHP'nin farkı ne o zaman? Bu AKP açıdan. İktidardır. Bu meseleleri yaratan, bu sorunları yaratan, Kürt'e düşmanlığı var eden, tecrit politikasını uygulayan, savaş politikalarıyla gelen bir iktidar var karşımızda. Tabii ki muhalefet partileriyle iktidarı aynı kefeye koyamayız. Yok, bizim muhalefetten beklentimiz, diğer muhalefet partilerinden beklentimiz iktidara karşı güçlü bir demokrasi mücadelesinde daha yüksek bir ses çıkarmak, daha güçlü, sağlıklı bir siyaseti hayata geçirmek. Toplumun beklentisi bu şunu yönde. Şunu sormak istedim. Hani buna rağmen dediniz ya sessiz HDP haksızlığa uğrayınca kimse sesini çıkarmıyor. Buna rağmen siz Ekrem İmamoğlu'nu desteklemeye devam edecek misiniz? Neden? Biz HDP olarak karşımızdakilerin davranışı ya da bize yaklaşımlara göre siyasetimizi belirlemiyoruz. Biz 31 Mart'a giderken de bir strateji ortaya koyduk. Dedik ki Türkiye'nin ihtiyacı olan demokrasidir. Demokrasi yolunda adım atabilmek için AKP, MHP, Cumhur İttifakı denen bu ittifakı, bu otoriter rejimi geriletmemiz gerekiyor, durdurmamız gerekiyor. Bir demokrasi zeminini var etmek, bu demokrasi zemini üzerinde siyaseti yükseltmemiz gerekiyor. Biz bu adımı atacağız dedik. Batı'da aday çıkartmayacağız. Batı'daki her yerelde, il ölçeğinde, ilçe ölçeğinde biz bu işi demokrasi referandumuna çevireceğiz. Bunda da başarılı olduk mu? Olduk. Şimdi bu stratejimizi devam ettiriyoruz. İstanbul seçimleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi bir demokrasi referandumudur.
Bu demokrasi referandumun bir yanında bugünkü iktidar vardır. Bu iktidarın politikaları vardır. Savaş politikası, tecrit politikası, yoksulluk, yolsuzluk politikası vardır. Buna karşı demokrasi güçlerinin ortak bir mücadele zeminine ihtiyaç vardır ve bu demokrasi referandumunu biz böyle değerlendireceğiz. Dolayısıyla bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Sayın İmamoğlu mağdur olmuştur. Ve biz bu mağduriyetin bu demokrasi güçlerinin bir temsiliyetine dönüşmesini istiyoruz. Dolayısıyla İmamoğlu'na desteğimiz bir demokrasi ittifakı anlayışıyla var ettiğimiz bir destektir. Yoksa herhangi bir sandık sonucuna endeksli bir destek değildir. Ama bütün Türkiye halkları, emekçileri, kadınları şunu çok iyi bilmeli. Bugünkü iktidar Türkiye'nin önünü açabilecek bütün şeylerini, vasıflarını yitirmiştir. Türkiye her geçen gün çok daha ciddi krizlere sürükleniyor. Şey dedi ya, Türkiye çok daha büyük dedi, sorunlara iktidar sürükleniyor. Ve hani yeni bir süreç, yeniden acaba iktidar 2002 ayarlarına mı dönmeye çalışıyor ve belki yeni bir çözüm süreci başlar mı diye konuşuldu. Siz bu artık mümkün değil diyorsunuz. Mümkün değil. Neden peki acaba? Mümkün değil çünkü çok ciddi hem siyasi hem iktisadi hem de toplumsal kriz sarmalındadır Türkiye. Türkiye'nin buradan çıkması bir kere her şeyden önce bugünkü iktidar anlayışından kurtulmasına bağlı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye dayatılan bu otoriter rejimin bir kere geriletilmesi gerekiyor. AKP bu anlamıyla reflekslerini, bu anlamıyla alabileceği inisiyatifleri tüketmiş durumda. Alamıyor, kilitlendi. Kendi içlerinde de arayışlar var. Yani bunu biz dışarıdan söylüyoruz da içeriden söylenmiyor mu? Bakın parti kurma çabaları var. Çeşitli hani tırnak içinde çatlak sesler var. Hiç temas oldu mu? Çünkü şöyle söylentiler çıktı. Davutoğlu ayrı bir ekip ama onlar Diyarbakır'da ilan edecek yeni partiyi diye, işte bu kurulacak yeni parti Kürt meselesine yaklaşım farklı olacak deniyor, yazılıyor, çiziliyor, bilmiyorum. Hiç sizinle temasa geçen oldu mu? Bizde temasa geçilmez. Böyle bir şey var. Yani siyasetin böyle bir acayipliği var Türkiye'de. HDP ile temasa geçmek gibi bir şey söz konusu değil. Hatta bu 31 Mart'ta giderken iktidar sürekli diyordu ya, bunlar gizli ittifak yapıyorlar falan. Kimsenin bizde ittifak yapma ya da temasa geçme şeyi yok. Bu partileri kurmaya çabalayanların da bizde böyle bir teması söz konusu değil. Kemal Ersöz diyor ki HDP'nin yapması gereken ilk iş en basit sorulara cevap vermek olmalı. Bu soruların da ne olduğunu biliyorsunuz diyor. Şu geliyor, bakın burada daha önce de izleyicilerimizin yazmış olduğu şeyler var. Takip diye bir izleyicimizin attığı tweet var. HDP Öcalan talimatını mı bekliyor? PKK eşittir HDP midir? Ben öyle düşünmüyorum ama böyle düşünen arkadaşlarım var. Ne diyorsun Sezai Bey demiş. Düşünmesinler. Yani bu tamamen iktidarın bir propaganda aracı. Psikolojik savaş tekniği, algı yönetimi. Başından sonuna kadar hem Erdoğan hem bakanları bütün kampanya boyunca HDP eşittir PKK kampanyası yaptılar. İşte HDP talimat alıyor, HDP ona göre hareket ediyor. Hayır, böyle bir şeyin olmadığı bütün çıplaklığıyla ortada. Yaptığımız siyasette de, savunduğumuz tezlerimizde de her şeyi çok net, açık bir şekilde söylüyoruz. Zaten devlet 7/24 bizi izliyor. Nasıl izliyor? Yani dinliyor, bizi izliyor, takip ediyor. Yani nasıl dinliyor? Ortam dinlemesiyle dinler. Yani bu. Tespit ettiniz mi bir şey? Onun için soruyorum. Yok, çünkü bak biz MYK'dan çıkıyoruz. MYK kararlarını okuyoruz yani. 3 dakika sonra bir bakıyoruz ki servis edilmiş. Ama bizim gizli saklı bir şeyimiz yok. Böyle bir derdimiz yok. Hani bir gizli toplantı yapalım, gizli kararlar alalım. Böyle açık zaten. İstedikleri kadar dinleyebilirler. 5000 arkadaşımız içeride. Bir tane delil yok. Bir tane suç delili. Bir dosyada bize delil getirsinler. Selahattin Demirtaş. Sevgili Selahattin Demirtaş 30 ayı geçti içeride. Bir sürü fezleke var. Fezlekeleri FETÖ'cüler yazmış, bir tane delil yok. Devlet Figen diyor yüksek ki yani daha. Şey deniyor fezlekelerde. Hem de, yani ve bunu kimi milletvekilleri de dile getirdi. Hendek olaylarını körüklediği için Selahattin. Ne hendeği? Hendek yok ortada. Bir hendektir gidiyor ortada. Olmadı. Yani hendek, yani olay. Bu olaylarda en çok çabayı sarf eden HDP'dir. HDP kentlere ulaşmaya çalıştı. Bu çatışmaların olmasını engellemeye çalıştı. Kentlere giremedik. Ablukadan giremedik. Öyle bir abluka örülmüştü ki kentlerin etrafında. Yüzlerce insan öldü orada.
işte Bodrumlarda yakıldılar. Yani ama Türkiye'ye öyle bir anlatıldı ki büyük hendek savaşları, Uhud Savaşı gibi falan anlatılıyor Türkiye'ye. Siz oradaydınız o süreçte. Oradaydım. Ne oldu peki? Ne oldu? Orada kentler kuşatılmış, görüşmeler yapılmıyor. Anladım. İşte güvenlik güçleri, içeride hendekler var, çatışma var diyorlar. Evet, içeride bir grup insan olabilir ama bu grup insan yani ikna edilebilirdi görüşmelerle. Kimdi bu engel insanlar? Olabilirdi. Niye oldu yani? O insanlarda niye bir mevzilenmiş? Ne olmuş? Şimdi o hep bir kocaman soru işaretleri vardı. Onun için burada konuşabiliyoruz diye soruyorum. Şimdi dediğiniz gibi herkes başka bir şey yazıyor. Ne oldu orada? Yani işte hendek olmadı ama ne oldu? Birileri hareketlendi bir şey oldu. Ne oldu? Şimdi 7 Haziran seçimlerine giderken başladı zaten olaylar. Hı hı. İşte Diyarbakır'daki miting sırasındaki patlama, Diyarbakır katliamı. Ondan sonra Ceylanpınar'da iki polisin katledilmesi. Bakın o davadan gözaltına alınanlar, yargılandılar, yattılar, beraat ettiler. Yargıtay'dan da beraat ettiler. Suçsuz, masum 8 insan yıllarca cezaevinde kaldı, polisleri öldürdü diye. Ama polislerin katili ortada yok. Ceylanpınar'da polisleri kim öldürdü? Sonra Suruç. 32 tane genç orada hayatını kaybetti. Suruç'ta o insanları öldüren canlı bomba takipteydi. Biliyorlar, ellerinde şeyleri var, hepsi çıktı. Sonra Ankara katliamı. Ben topladım arkadaşlarımı yerde. Bu denli vahim şeyler yaşadık ve 1 Kasım seçimlerine gitsin diye. Bugün istikşafi görüşmelerle o dönemde Türkiye'yi oyalayanlar çıkmış, diyor ki Diyarbakır'a gideceğim, parti kuracağım. Hangi yüzde gideceksin Diyarbakır'a parti kurmaya? Dolayısıyla biz bu tarihi unutmayalım ve sürekli olarak bir şiddet dalgası gelmeye başladı ve inanılmaz derece bir devlet terörü diyebileceğimiz bir saldırı altındaydık. HDP'yi tasfiye etmek, bunu tasfiye ederken de giderek artan bir şiddet ortamı yaratmak ve bu şiddet ortamına bağlı olarak da işte seçim 1 Kasım seçimlerine gitmek. 400 vekil istiyordu Erdoğan. Sürekli 400 vekil istiyordu. Neden istiyordu 400 vekili? Anayasayı değiştirmek için. Çünkü referanduma giderse değiştiremem kaygısı vardı. Senaryo açıktı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dedikleri bu uydurma sistem, yani başkanlık sistemi için 400 vekil peşindeydi. Bunu da açık açık söylüyordu. Bu 400 vekili almanın yolu Kürt düşmanlığından geçiyor. Kürtleri terörize etmekten geçiyor. Gerçekten çok vahim şeyler yaşandı. Evet, orada da kendini savunan insanlar vardı. Ya da evet. Kendini savunan insanlar dediğiniz örgütlü insanlar. Hayır. Halk. Yani halk evlerine sığınmış. Kendilerini çünkü inanılmaz ağır silahlar altındalar. Ama bir grup orada silahlı güç de vardı. Yani devlete karşı. Kimdi onlar? Oradaki gençler. Tak denen mi? Tak deniyor bazen. İşte PKK'nın genç grubu tak deniyor. O kadar ayrıntıyı gerçekten bilmiyorum. O gençlerle bir temas da kuramadık. Hani biz müzakereci olalım, teslim olmalarını sağlayalım da istedik. Ama öyle bir çatışma ortamı var ki o ablukayı biz de geçemedik. Oradaki yoksa hani anlatıldığı gibi hendekler, şehir savaşları boyutunda yani biz mesela o kentlerin etrafına gittiğimizde o kadar ağır silahlar gördük ki ben hayatımda hiç görmediğim silahlar, tanklar, aklınıza gelebilecek ismini bilmiyorum tabii ama ciddi bir şey vardı. Şimdi Sur, mesela gidin Diyarbakır Sur'u görün. Hala 8 mahallesine bizim belediye başkanımız, eş başkanlarımız yani giremiyor. Yani tespitinize göre olayların içerisinde PKK yok muydu diyorsunuz sizin? Bilemem. Bilmiyorum. Bunu bilmem zaten mümkün değil. Diyelim ki vardı. Böyle bir gelişme mi yaşamalıydı? O kentler böyle mi yıkılmalıydı? Yani burada aslında devlet, burada özellikle AKP iktidarı peşinde koştuğu şeyi alabilmek adına, yani o işte 400 vekili 1 Kasım seçimlerinde alabilmek adına ülkeyi yangın yerine çevirmiştir. Başka bir yere doğru ülke gidebilecekken 7 Haziran seçim sonuçlarını içselleştirip ona rıza gösterip bunun üzerinden adım atmak yerine Türkiye'yi gerçekten bir ateş çemberinin içine bu iktidar sürüklemiştir. Ama bu iktidar bu kararları 7 Haziran'dan sonra almamış ki. Daha bir sene önce Ekim'de çöktürme planları yapmışlar. Ne oldu da çözüm süreci bitti? Çözüm sürecini değerlendirirken kendi çıkarları çerçevesinde bir çözüm sürecinin ilerlemesini istemişler. Sonra dönüp okuduğumuzda anlıyoruz. Yani
Görüşme notlarına baktığımızda, Öcalan'ın açıklamalarına baktığımızda, işte çözüm sürecinin toplumsallaşması, demokratik çözümün önüne açılması, buna bağlı olarak hatta Dolmabahçe mutabakatı var biliyorsunuz. Orada belli maddeler dile getirildi. Türkiye'de yeni bir anayasayla yol açılabileceğine yönelik tartışmalar yaşanırken böyle bir gelişme, böyle bir açılım iktidarın beklentileriyle, iktidarın kendi kurgusuyla uyuşmamış. O yüzden de Dolmabahçe'de masa devrildi, işte mutlak tecrit başladı, görüşmeler kesildi. 7 Haziran seçimleri sonrasında da HDP'nin başarısına tahammül edemeyen iktidar ortalığı yangın yerine çevirdi, bir savaşı başlattı. Bilgin Apaylan'ın bir sorusu var. Diyor ki hepimiz farklı dünya görüşü, siyasi duruşu, hayata bakış açısı var. Ülkenin, çocuklarımızın, tarım ve hayvancılığın, üretim, adalet, hukuk, liyakat ve demokrasinin geleceği için biz nasıl, ne yapacağız? Bu konuda diyor sizin çözüm öneriniz ne? Madem Türkiye Partisi'siniz. Herkes siyaset yapacak. Herkesin madem bir ideolojisi var, madem bir dünya görüşü var, o görüşüyle siyaset yapacak. Siyaset bir yerde karşılaşma zeminidir. Diğer insanlarla karşılaşacak, konuşacak, çözüm üretecek, birbirini ikna etmeye çalışacak, müzakereler geliştirecek. HDP dediğinizde HDP'nin en temel fikriyatı radikal demokrasidir. Radikal demokrasi uzlaşmaz fikirlerin bile bir hareket zemininde, bir eylem zemininde yan yana gelip birlikte hareket edebilir halidir. Evet, bugün tarım sorunu mu var? Tarımda çözüm mü arıyoruz? Bunun yolu siyaset yapmaktan geçiyor. Ama toplumun bizzatihi siyaset yapmasından geçiyor. Siyaset yapma hakkını havale etmemeli. Siyaset yapma hakkına ipotek koydurmamalı. Bu bütün ideolojiler için, bütün siyasi görüşler için de geçerli olmalı. Şu partiye oy vermek, bu partiye oy vermek, seçim zamanı bu tartışmaların içine siyaseti sıkıştırmak, siyaset yapmak değil. Siyaset her gün yapacağımız bir şey. Haklarımıza sahip çıkacağımız, müdahil olabileceğimiz bir şey. İşte seçimden seçime ortaya çıkan bu enerjiyi seçim sandıklarına sıkıştırmamak lazım. O yüzden mahallemizde, iş yerimizde, sokağımızda meclislerimizi oluşturmalıyız. Yan yana gelmeliyiz. Evet, birbirimizle uzlaşamayabiliriz. Ama tam da mahalleden başlamalı, tam da iş yerinden başlamalı. Örgütlü bir toplum haline gelmek bununla mümkün olabilir. İşte o zaman başlar. Aksi halde sizin adınıza birileri siyaset yaptığı sürece işte bir sürü yaşamak istemediğimiz ama yaşamak zorunda kaldığımız yollara sürükleniyoruz. Dediniz ya işte birbiriyle konuşmak, müzakere yapmak. Şimdi MHP lideri Devlet Bahçeli Öcalan için hep terörist başı, bebek katili diyordu. Fakat geçtiğimiz haftalarda şey dedi birdenbire, Sayın Öcalan dedi. Bunu Devlet Bahçeli'nin tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz? Devlet Bahçeli acaba müzakere etmek için, sizle konuşmak için bir adım mı atıyor? Ne dersiniz? Sayın dedi mi gerçekten? Evet. Avukatlarıyla görüşebilir. Avukatlarıyla görüşebilir dedi. Dediğim gibi bu gerçekten bu mücadele, bu direniş, açlık grevleri, uzun süredir gelen bu mücadele herkesi dile getiriyor. Olumlu buluyorsunuz Devlet Bahçeli'nin bu tavrını, öyle mi? Doğru bir şeyi söylüyor. Ama geç kalmış bir şey. Yani bunca zaman Bahçeli'nin yaptıkları, siyasette yaptıklarını da bir anda temize çekecek bir şey de değil. Bunu herkes söylemeli. Evet, avukatlarıyla görüşmeli. Çünkü bu zaten bir yasa maddesi. Yani hani yeni bir yol açmak ya da demokrasi adına katkı sağlamak anlamında söylemiyor. Bir yasa maddesi gelinen noktada bu inisiyatifi de elinden kaçırmamak için böyle bir hamle yapıyor. Ama bugüne kadar Bahçeli'nin Türkiye siyasetinde hani siyaseti tıkayan rolü herkesce çok iyi bilinen bir şey. Ben şimdi bir yandan bakıyorum. Devlet Bahçeli Sayın Öcalan dedi mi demedi mi diye. Ben onu yanlış söylemiş olmayayım. Bir dakika bakıyorum şimdi. Google'a Sayın demedi. Öcalan, pardon, düzeltiyorum, özür dilerim. Sayın değil ama Öcalan kelimesini kullanmış. Sayın değil, yani her zaman terörist başı diyor. Sayın demedi ama Öcalan avukatlarıyla görüşmeli kelimesini kullandı. Onu yanlış söylemiş olmayayım. Hani ileride de sayın der mi diye bir beklenti oldu. Onu öyle koymuş olayım. Şimdi size yine bir soru var. Bu soru çok geliyor size. Acaba insanlar niye de böyle düşünüyor? O da enteresan. Yani
Hani HDP hemen taraf değiştirir, HDP seçmeninde hemen tercihini değiştirir mi sorusu çok geliyor. Bu sorulunca kızıyor insanlar. Bilhassa gördüğüm kadarıyla sosyal medyada Kürt yazar çizerler de çok kızıyor. Vay efendim bizim oyumuz satılık mı? Sen nasıl böyle bir şey sorarsın? Şimdi ben sadece sorulan soruları dile getiriyorum burada ama neden bu sorular soruluyor? Bu da ilginç değil mi? Üzerine düşünmek lazım. Alp Atalık diyor ki HDP Cumhur İttifakı'nda çağrılırsa gider mi? Gider misiniz şimdi çağrılsanız? Gelin yeni bir başlangıç yapalım dese size AK Parti. Şimdi Devlet Bahçeli de Öcalan demiş artık. Terörist başı demiyor. Gider misiniz? Çok net söyledik grup toplantımızda da diğer toplantılarımızda söyledik. Faşizmle uzlaşma olmaz. Biz demokrasi mücadelesi veren, onurlu bir barış mücadelesi veren bir partiyiz. Dolayısıyla bizim bu güzergahtan çıkmamız mümkün değil. Kim bu güzergaha geliyorsa Türkiye'nin hayrınadır. Bugün Cumhur İttifakı Türkiye'yi bu güzergahtan çıkartıp otoriter bir rejim kulvarına sıkıştırmak istiyor. Dolayısıyla bizim gideceğimiz bir yer yok. Ama ben tüm Türkiye halklarına demokrasi ittifakında, demokrasi mücadelesinde buluşma çağrısı yapıyorum. Bunu doğru okumak, doğru anlamlamak lazım. HDP'ye haksızlık yapılıyor. Bu mücadeleyi verenlere haksızlık yapılıyor. Ama haksızlık yapanları da ya da bu tür soruları soranları da suçlamak istemiyorum. Çünkü gerçekten inanılması güç bir algı yönetiminin içindeyiz. Öyle bir atmosfer var ki HDP'nin konuşmadığı şey HDP konuşmuş gibi. HDP'nin yapmadığı şey HDP yapmış gibi. Bildiğimiz kadarıyla medyanın %95'i, 96'sı iktidar tarafından kontrol ediliyor. Sosyal medyanın da keza çok büyük bir kısmı. Kaldı ki sosyal medyada bir yankı etkisi var. Yani kendi kendinizin içinde, o öbeklerin içinde sıkışıp kalıyorsunuz. Dolayısıyla HDP kendini çok az bir mecrada anlatabiliyor. Biz de o yüzden sokaklardayız, halkımızla buluşuyoruz, toplumla buluşup kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. Ama genel bu algı yönetimini kırmak inanın gerçekten zor. Bu sorular daha bize çok gelir. Biz her seferinde bu sorulara işte yanıt vermek yerine aynesi iştir kişinin diyoruz. Yaptığımız ortada, yaptıklarımız yapacaklarımızın da teminatıdır. Şimdi tabii çözüm süreci bitti. Siyaset de böyle bir şey. Tabii ki değişiyor. Herkes değişiyor. Görüşler, duruşlar değişiyor. Dediniz yani çözüm süreci döneminde çok farklı bir CHP vardı. Şimdi belki daha farklı zeminlerde CHP ile beraber çalışabilir ya da en azından nasıl söyleyeyim konuşabilir noktaya geldiğinizi söylüyorsunuz. CHP mi değişti, siz mi değiştiniz? Bizimle konuşup bizimle siyaset yapma kararını diğer partiler verecek. Çünkü biz kurulduğumuz günden bugüne kadar yani ilkeli bir siyaset yaptık. Çok açık bir siyaset yaptık. Bir Türkiye Partisi olarak Türkiye'nin bütün sorunlarını teşhis ettik ve çözüm önerileri koyduk. Ve bunu yaparken de bir siyasi çıkar çerçevesinde yapmadık. O yüzden çok netiz. Bizim taban örgütlerimizle, kurmuş olduğumuz ittifaklarla, bileşen hukukumuzla, çoğulcu karakterimizle, yapımızla, demokratik cumhuriyet söylemimizle bütün açıklığımızda ortadayız. Dolayısıyla kim bizle nasıl diyalog kuracağına karşımızdakiler karar verecek. Demokrasi zemininde buluşmak en büyük umudumuz, ümidimiz bütün partilerle, sadece parlamentodaki partilerle de değil. Hali hazırda buluşmuş görmüyorsunuz kendinizi. Yeterince yani. Değil. Çünkü bugün evet seçim dönemlerindeki belli yakınlaşmalar, belli kulvarlardaki yan yana gelmeler bizi yanıltmasın. Asıl olan gerçek anlamda Türkiye'nin en temel sorunlarının çözümünde Türkiye halklarının çıkarları doğrultusunda emekçilerin, kadınların, bakın bu ülkede emekçilerin başına gelenlere bakın. Bir genç kendini yaktı daha geçen gün, dün de vefat etti. Bugün de Boğaz Köprüsü'nden biri atladı, bir daha bilmiyoruz şey. Acaba aynı şey mi? Kadınlara bir günde 3 kadın katledildi. Her ay onlarca kadın katlediliyor. Yani bütün bu sorunların çözümü ısrarla söylüyoruz Türkiye'nin demokratikleşmesidir. Özgür Tuğrul diyor ki Sezai Bey sürekli diğer muhalif kanatları eleştiriyor da kendileri hiç mi hata yapmadı? HDP hiç mi hata yapmadı diyor. Hata yapmamaya çalışıyoruz. Yaptığımız hatalarla yüzleşiyoruz. Öz eleştiri zemininde hareket eden bir partiyiz. Muhakkak yapmışızdır. Yapmaya da devam edeceğiz. Önemli olan yaptığımız hatalardan dersler çıkarmak.
Bu anlamıyla da özgüvenliyiz, cesaretliyiz. Yani hatalarımızla yüzleşme konusunda asla çekinik davranmıyoruz. Şimdi gelelim İstanbul seçim meselesine. Daha sonra Samsun olayına da gireceğim. Şimdi Kürt seçmenin kritik olduğu analizleri yapılıyor. İstanbul seçimlerini, belediye başkanlığı seçimlerini kazanmak için. Ve işte tam da bu nedenle zaten AK Parti başka bir manevra yapar mı? Kürt seçmenin oyunu almak için bu konuşuluyor. Kaç Kürt seçmen var? Yani kaç kişiden bahsediliyor? Bunun kaçı acaba Ekrem İmamoğlu'na oy verdi? AK Parti'ye daha sıcak bakan Kürt seçmen üzerinde sizin etkiniz var mı diye böyle genellemiş olayım soruyu. Şimdi analitik olarak baktığımızda HDP seçmenini konuşmamız lazım. Hı hı. Çünkü Kürt seçmen dediğinizde çok daha geniş bir çeper. Bir de şöyle bir şey var, yaklaşım var. Bu yaklaşım iyi bir yaklaşım değil. Hani Kürt seçmen. Sanıyorsunuz ki Kürt seçmenin farklılıkları yokmuş gibi. Kürtler çok büyük bir halk. Türkiye'de 25 milyon Kürt yaşıyor. Baktığınızda bütün bölgede 45 milyon Kürt yaşıyor. Kürtlerin içinde mütedeyyin var, Alevi var, zengini var, yoksulu var, işçisi var, kadını var. Yani böyle hani robotlaştırmak, homojenleştirmek doğru bir yaklaşım değil. O yüzden HDP seçmeni üzerinden konuşmak lazım. Tabii ki bizim seçmenimizin çok büyük bir kesimi Kürt halkıdır. HDP seçmeni üzerinden konuştuğumuzda son seçimdeki istatistikler, araştırmalar da yayınlandı. Orada da zaten nasıl oy verdiği ortada. Bu anlamda yani önümüzdeki seçimlere baktığımızda seçmen davranışımızda, tabanımızın davranışında bir farklılık gözükmüyor. Bizim de yapmış olduğumuz kamuoyu yoklamalarımızda hem halkımızla konuştuğumuzda, seçmenimizle konuştuğumuzda. Yani HDP seçmenin %kaçı geçen sefer İmamoğlu'na oy verdiyse yine o kadar mı verecek diyorsunuz? Biraz daha artacaktır. Öyle mi? Öyle gözüküyor çünkü gerçekten bugünkü iktidarın hele hele bugün Urfa'da yaşananlar bir kez daha göstermiştir ki bu iktidar Kürt düşmanlığı üzerinden kendisini yapılandırmaya, var etmeye devam ediyor. Bu tabii kabul edilebilir bir şey değil. İşkence görüntüleri bütün medyada yayınlandı. Bugün parlamentoda da dile getirdik. Dolayısıyla bu düşmanlık devam ediyor. Bakın başka bir olay yaşadık. Tatvan'da belediye başkanı AKP'li 305 oyla fark var. İtiraz ettik, YSK tabii kabul etmedi. Tekrar sayılsa belediye başkanı bize geçecek. Çünkü çok net belediye meclis üyeliğinde çoğunluk bizde. Bu çoğunluğu ortadan kaldırmak için YSK tuzakları yetmedi. Şimdi savcı eliyle tuzaklar hazırlanıyor. Hemen belediye meclis üyeleri hakkında fezleke hazırlanmış. İddianame ortaya konmuş hem de Nisan'ın 19'unda. Yani seçimlerin üzerinden 2,5 hafta geçer geçmez. Valilik bugün 9 arkadaşımızı görevden alıyor 2 ay süreyle. Çoğunluk AKP'ye geçsin. Yani böyle bir tablo var Türkiye'de. Şimdi bu tabii ki seçmenin nasıl davranacağının aslında tepkisini nasıl ortaya koyacağının bir göstergesi. Bunlara tepki olarak tabii CHP hiçbir şey yapmasa bile HDP seçmeni gidip İmamoğlu'na veriyor diyorsunuz. Biz başkalarının ne yaptığıyla değil, biz ne yapacağımızla ilgileniyoruz. Bizim ne yapacağımızı biraz önce de söyledim. Yani bu bir demokrasi referandumudur. Çıkış çözüm demokrasi değilse bütün bu yaşadıklarımızla bir daha karşılaşmamak için HDP olarak biz AKP, MHP bloğuna karşı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bir de tabii hep bu muhafazakar Kürt seçmen analizleri çok yapılıyor. Siz diyorsunuz Kürtler yekpare değil falan ama böyle yazıyor analistler. Muhafazakar Kürt seçmen geleneksel olarak AK Parti'ye oy veren seçimde ne yapacak? Bunun kritik olduğunu, bunun seçimin sonucunu belirleyebilecek olduğu söyleniyor. Bunun üzerine yaptığınız bir çalışma, gördüğünüz bir rakam var mı? Tabii. Şimdi bütün partilerin arasında, mesela biz de AKP'nin arasında, biz de CHP'nin arasında gri bölgeler vardır. Bu gri bölge seçmenleri AKP ya da HDP arasında politik konjonktüre göre karar verebilir. Aynı şekilde bizim ve CHP arasındaki gri bölge seçmeni de politik konjonktüre göre karar verebilir. Bu gri bölgedeki seçmenlerin bir kısmı bize oy veriyor, bir kısmı AKP'ye oy veriyor. Muhafazakar seçmenlerin de bir kısmı yine bize oy veriyor, bir kısmı AKP'ye oy veriyor. Fakat AKP'ye oy veren muhafazakar Kürt seçmenlerinin önemli bir kesimi sandığa gitmemiş olabilir. Çünkü AKP bu konuda kendi yaptığı çalışmalarda da
epey bir seçmeninin sandığa gitmediğini söylüyor ki bu epey seçmenin içinde önemli bir kesimin muhafazakar Kürt seçmen olduğunu söyleyebiliriz. Siz HDP'ye oy vermiyor ama bu muhafazakar seçmen. Yok, gri bölgede olan AKP'ye oy veren, zaman zaman sandığa gitmeyen ama bize de oy veren muhafazakar Kürtler var. Dolayısıyla muhafazakar Kürtlerin içinde de tercihler farklılaşabiliyor. Ama genel anlamıyla Kürt seçmenlerin bu süreçte AKP'ye ciddi bir öfkeleri var. Çünkü bu haksızlığı, hukuksuzluğu geçici bir şey olarak görmüyorlar. Artık AKP'yi bence doğru yerde konumlandırıyorlar. Ekrem İmamoğlu bu yeni süreçte Türkiye İttifakı'nı genişleteceğiz dedi. Siz acaba hani böyle bir çalışma olabilir mi ileride? Şu anda kağıt üzerinde sizin bir ortaklığınız, beraber çalışmanız söz konusu değil. CHP ile ve İYİ Parti yani bir protokol yapmış değilsiniz. İlerleyen günlerde böyle bir protokole gidebilir mi iş? Hayır. Yani biz protokol, bu tür ittifak, bu tür pazarlıklarla hareket eden bir parti değiliz. Biz demokrasi ittifakı söylemimiz var. Bunu ortaya koyduk. Yeni dönem stratejimiz budur. Demokrasi zeminini güçlendireceğiz. Çünkü zaman zaman bu demokrat çevrelerce çok dile getiriliyor. Deniyor ki ya o CHP şimdi bunu hani AK Parti başka söylüyor. Gizli ittifak yapıyorlar diyor. Öte yandan demokrat çevreler de diyor ki ya o CHP HDP'ye haksızlık yapıyor aslında. Madem öyle HDP'ye sahip çıksın tırnak içerisinde. Yani bu yapılan yorum olduğu için söylüyorum. Böyle diyenler de var. Siz böyle bir şey bekler misiniz? Yani CHP madem öyle tamam HDP bize bu seçimde bu şekilde destek verdi. Demokrasi için Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğiz dedi. O zaman biz de madem nasıl İYİ Partili bir protokol yaptıysak HDP'yle de yapalım dese. Buna sıcak bakar mısınız? Hayır, böyle bir şeye gerek yok. Yani bir protokole falan gerek yok. Demokrasi ittifakında demokrasi mücadelesini halkın haklarına, emekçinin haklarına, kadınların haklarına sahip çıkılması lazım. Esas protokolü yapacak olan halklar. Dolayısıyla bu anlamda inisiyatif almalı. Belediye başkanı olarak da, belediye meclis üyesi olarak da, milletvekili olarak da, il ilçe teşkilatı yöneticisi olarak da, herkes siyaset yapan, aktif siyasetin içinde olan herkes bu anlamıyla birbiriyle konuşmalı. Bu anlamıyla siyaseti zenginleştirmeli. Yoksa yukarıda 2-3 kişinin arasında imzalayacağı protokol Türkiye'nin önünü açmaz. Açmadığını gördük. Esas mesele insanların kentine sahip çıkması, esas mesele geleceğine sahip çıkması. Bu anlamıyla biraz önce söylediğim gibi mahallede insanlar yan yana gelmeli. İş yerinde yan yana gelmeli. Meselelerini ortaya koyup ortak çözümler üretebilmeli. O zaman yol kat edebiliriz. Bunun en yukarıda oluşacağı, uzlaşmanın sağlanacağı şey de bir anayasa çalışmasıdır. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu şey eşit yurttaşlık temelinde demokratik cumhuriyeti yapılandıracak olan bir anayasa çalışması yeni olmalıdır. Yeni bir anayasa çalışması, yeni bir anayasa çalışması olmalıdır. Ozan Şaveloğlu soruyor. Güzel bir soru aslında. İncelikli bir soru olmuş. HDP seçmeni sadece stratejik olarak mı İmamoğlu'na oy veriyor yoksa benimsediği için mi diyor? Stratejik olarak. Öyle mi? İmamoğlu bilemem, yeterli şimdi kadar demokrat görmüyor mu HDP seçmeni ya da? HDP seçmeni İmamoğlu'yla da yeni tanışıyor. Şimdi şimdi kalkıp İmamoğlu'nu bir kampanya döneminde tanıdık dememiz şey olabilir. Ama stratejik olarak tabii ki oy veriyor. İmamoğlu da bu oyların hakkını umarım verecektir. Yani demokrat bir belediye başkanı olarak kentin sorunlarına sahip çıkacaktır. Emekten, kadından yana tavrıyla bir kentin hemşerisi olarak hemşerileriyle beraber kenti yönetecektir. Umudumuz bu yönde. Ama bugünden tabii ki bir profil analizi yapmam mümkün değil. Peki. Gelelim Samsun meselesine. Onu konuşmazsak olmaz. Siz de bu grup konuşmasına değindiniz. O fotoğrafı verebilirsek hepiniz ezberlediniz o fotoğrafı muhtemelen ama işte 19 Mayıs'ta verilen bir fotoğraf. Siz yoksunuz. Pervin Hanım yok. Meral Hanım yok. Ama Meral Hanım'ın olmamasıyla sizin olmamanızın arasında bir fark var. Galiba Meral Hanım çağrıldı, gitmek istemedi. Bugün de grup toplantısında çok sert konuştu. Bu dedi zaten bir devlet şeyi olmaktan çıkmıştır. Tamamıyla bir siyasi iktidarın şovu. Ben gitmem öyle bir şey dedi. Fakat Pervin Hanım'ın öyle bir ifadesi var yanılmıyorsam. Ben çağrılsaydım giderdim gibi bir ifadesi var değil mi? Siz çağrılmadınız mı, çağrılsaydınız gider miydiniz? Biz çağrılmadık. Pervin Hanım'ın da öyle bir ifadesi yok. Yani öyle yazmışlar. Fakat öyle bir ifadesi yok. Bugünkü grup toplantısında da dile getirdim.
Herkes çağrılsaydınız gider miydiniz, gitmez miydiniz? Orada bir 19 Mayıs yok. O fotoğraf bir 19 Mayıs anması değil. O fotoğraf Cumhur İttifakı'nın aslında kendisini güçlendirmeye çalıştığı bir siyaset zemini. Dolayısıyla 19 Mayıs'ı da siyasete malzeme yapan bir fotoğraf. Eğer 19 Mayıs olsaydı bugün bu tekçi anlayış zaten orada olmazdı. 19 Mayıs ile 24 arasına baktığımızda Türkiye'de aslında bir çoğulcu siyasetin, yerel kongrelerin inisiyatif aldığı, çoğulcu bir siyasetin hayata geçmeye çalıştığı bir dönemi görürüz. Özellikle 23 Nisan 1920 meclisine baktığınızda çok net görürsünüz. O meclisin tutanaklarını okuduğunuzda çok net görürsünüz. O meclis tutanaklarında geçen sözleri, kelimeleri bugünkü mecliste söyleme şansınız yok. O mecliste kalkıp konuşan Kürt milletvekilleri Kürtçe konuşurken bugün bu mecliste Kürtçe iki laf ettiğinizde bilinmeyen bir dil olarak geçiyor. Dolayısıyla o gün 19 Mayıs'a gidenler, orada o fotoğrafı verenler bir kere her şeyden önce o dönemin ruhuna vakıf değiller. O samimi bir fotoğraf değil. Bir siyasi manevra için kurgulanmış bir fotoğraf. Bugün şey tabii ki orada olmayız. O fotoğraftakiler siyasetten emekli olacak yakında gibi bir ifade. Emekli edeceğiz onları dedim. Kemal Kılıçdaroğlu'nu da mı kastediyorsunuz? Kim varsa artık. Hepsinin yaşı uygun çünkü emekli değil. Peki. Ekrem İmamoğlu belediye binasına TC ibaresini koydu. Rahatsız oldunuz mu bundan? Hayır. TC yani belediyelere TC ibaresini konması bizi rahatsız etmez ama TC ibaresi neden kalkmıştı? Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti tabelasını koyduğunuzda o devlet kurumudur. Ama belediyeler öyle değildir. Fakat siyaset öyle bir yere sıkıştı ki Türkiye'ye ya bayrak üzerinden yapılıyor ya İstiklal Marşı. Biz çok muhatap oluyoruz bunlarla. İşte 31 Mart'ta giderken Erdoğan bütün meydanlarda bunlar bayrak yok kongrelerinde falan gösteriyoruz. Bayrak var işte. Bayrak niye ufak diyor. Koca bir bayrak asılmış kongrede bayrak niye ufak diyor. Yani hep bunun üzerine siyaseti sıkıştı. Gerçek sorunları tartışmayalım. Bu kamplaşma, bu kutuplaşma devam etsin. Gerilim atmosferi devam etsin. Esas sorular, gerçek sorular, sahici sorular sorulmasın diye. En son bir de Suriye meselesi. Ne olacak? Nasıl bir seyir alacak? Ne görüyorsunuz, ne duyuyorsunuz? Bir takım PYD'li komutanların Ankara'ya geldiği ve devletin bu komutanlarla bir takım görüşmeler yapıldığı falan yazılıyor, çiziliyor. Ama şeffaflık olduğu için bilmiyorum. Ne ben zaman? De sağda solda yazılanları, dedikoduları görüyorum sosyal medyada. Böyle bir şey var mı? Böyle bir temas olabilir mi size gelen? Yani Öcalan'ın çağrısı da Türkiye'nin artık bilmiyorum Suriye politikasına yeni bir yön verebilir mi edersiniz? Biz bilmiyoruz. Yani PYD komutanları Ankara'ya mı geldi, kimle görüyor? Bunu en iyi sosyal medya trolleri biliyor. Çünkü onlar her gün akıllarına gelen bir şey yazıyorlar. Onun üzerinden kamuoyu oluşuyor. Onun üzerinden tartışmalar başlıyor. Suriye meselesi gerçekten çok önemli bir mesele. Türkiye Suriye meselesinde başından beri yanlış bir dış siyaset izliyor. Bu yanlış dış siyaset hem Suriye halkları açısından hem Türkiye halkları açısından çok acı sonuçlar doğurdu. Orta Doğu barışına bizatihi biz sahip çıkmalıydık. Orta Doğu barışını var etme yönünde adımlar atmak gerekirken hem Suriye'de çözümsüzlüğe hem de Türkiye'de çözümsüzlüğe dayalı bir siyaset izlendi. Dolayısıyla Türkiye jeopolitik iklimleri, jeopolitik akışkanlıkları okuyabilen bir yerden bir diplomasi, bir siyaset geliştiremedi maalesef. Bunun bedeline de Suriye halkları katlanıyor. Suriye'de çözüm var. Suriye'deki çözüm Suriye halklarının iradelerine saygı göstermekten geçiyor. Çünkü Suriye halklarını birbirine çatıştırarak ya da Suriye rejimiyle bu türden ilişkiler kurarak yol almak mümkün değil. İdlib çok ciddi sıkıntılı bir mesele. Suriye demokrasi güçleriyle olan ilişkiler çok ciddi sıkıntılı bir sürece işaret ediyor. Türkiye bir an önce ülkelerin toprak bütünlüğünü koruyan ama o toprak bütünlüğü içinde de demokratik çözümlere sağlayacak tavırlar geliştirmeli. Ama bugün maalesef Türkiye'de bunu görmek, Türkiye dış politikasında bunu görmek mümkün değil. Bir de şununla ilgili de çok soru geliyor. Kayyumlardan sizin devraldığınız, HDP'nin devralabildiği belediyeler çok borçlu olduğu yönünde duyumlar var. Öyle mi hakikaten? Çok mu borç? Yani duyum yazılıyor, çiziliyor, haber olarak da yazılıyor. Duyum yok, belgeler var. Yani hem Sayıştay belgeleri var, hem biz bütün belgeleri ortaya koyduk. Çok borç, çok yolsuzluk,
devasa bir borç var. Birkaç tane örnek vereyim. Evet, mesela Mardin, Marsu var, Mardin Su. Aylık 3 milyon lira geliri var. Marsu'yu 600 milyon lira, 610 milyon lira borçlandırıp gitmişler. Ve ortada hiçbir yatırım yok. Para nerede? Neden bu kaynağı kullandınız? 610 milyon liradan bahsediyoruz. Yani devasa bir borç var. Ve ne yapacaksınız? Bununla ilgili çizdiğiniz politika var. Nasıl kalkacak? Var tabii. Yani bir kere her şeyden önce bu borçların yapılandırılması. Artı hukuki süreçler var. Yani keyfi uygulamalar var. Oradaki kayyumlar işte bazen işi eksajere edelim. Hani işin trajikomik tarafını gösterelim diye işte Van'da halıyı götürmüş. Diyarbakır'da kendine banyo yapmış. Mardin'de 1,5 milyon liralık kuru yemiş yemişler. İçişleri Bakanı bir gün Mardin'e gitmiş. Bu hani meczup bir İçişleri Bakanımız var ya. 250 bin lira harcanmış bir gün. Ne yaptınız Mardin'de bir günde? Bir İçişleri Bakanı'na 250 bin lira ne için harcadınız? 3 tane vekil gitmiş. Kayyum vekil ağırlamış. 3 vekilin yemek parası 140 bin lira. Ne yediniz? Yani böyle acayip şeyler var. Bunlar sadece insanların ilgisini çeksin diye söylüyorum. Yani o denli bir yolsuzluk, o denli bir talan var ki akıl alır gibi değil. Belediyeye ait halkın taşınmazlarını değerinin %6'sına, %10'una, %15'ine yandaşlara satmışlar, akrabalarına satmışlar. Dolayısıyla bir yargı süreci işlemeli bir kere her şeyden önce. Bu yolsuzluğa neden olan insanlar yargılanmalı. Bu anlamda bu işe dahli olanlardan bunlar tahsil edilmeli. Ve yeni bir yönetim projesiyle, bizim HDP yerel yönetimler projesiyle dayanışma yani esasında adımlar atılacak. Yani yargıya mı taşıyacaksınız? Bunlar neye harcanmış, tabii, ne olmuş diye yargıya taşıyacaksınız. Yani taşımak zorundayız çünkü gerçekten akla hayale gelmeyecek bir organize şebeke gibi çalışmışlar. Hani bir belediyede bunu yapsalar diyeceğim ki yani buradaki adam ahlaken sıkıntılıymış, yapmış. Ama bütün kayyumlar aynı taktikle hareket etmişler. Peki hani şöyle bir şey olabilir mi? Sonunda belediye bu paraları ödeyemez ise işte sular kesilecek, elektrikler kesilecek. Kestiler. Mardin'de elektrik kesmişler. Yani halka bir de bunun bedelini ödetiyorlar. Kayyumların bu talanına Türkiye sadece o bölgede yaşayan insanlar değil, bütün Türkiye itiraz etmeli. Bakın bu kayyum bölgesinde belediye başkanları el değiştirince açığa çıktı. Aynı şeyi İstanbul'da bakın göreceksiniz. Aynı şeyi Mersin'de, Adana'da, Antalya'da göreceksiniz. Yani belediyecilik anlayışı, aslında AKP dönemi belediyecilik anlayışının nasıl bir yolsuzluk ve israf ekonomisi olduğu açığa çıkıyor. Kayyum eliyle bunu çok fütursuzca yapmışlar. Tam bir böyle talan aklı var. Ama gerçek anlamda belediyeleri nasıl kullandıklarının teşhiri ortadadır. İstanbul'da telaşa düşmelerinin bir nedeni de bu. Çünkü büyük pasta İstanbul. Yani burada gittiği zaman ülke ekonomisini de peşinden sürükleyip götürebilen bir ekonomi var. Sezai Temel'e çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizlere teşekkür ederim. Chat'te hani başta bir heyecan oldu ama sonra gayet düzeyli bir tartışma yürüdü gördüğümüz kadarıyla. Teşekkürler. Bir de tabii yani işte vay niye onu çıkardınız, vay niye bunu çıkardınız. Biz herkesi çıkarırız. Çünkü biz bağımsız bir kuruluşuz. Ve aslında doğrusu da bu. Bana soracak olursanız kurumuma göre de öyle. Bunu unuttuk ama şimdi herkes habire aynı fikirde olduğu insanlarla bir araya gelip sen haklısın, vay sen daha haklısın, sen güzel dedin, sen daha güzel dedin derse bu zaten yayıncılık değil, bu demokrasi de değil. Yani farklı tüm siyasilerin görüşünü almak lazım. Tüm siyasilerle tartışmak lazım. Siz de sorularınızı yönelttiniz. Sert sorular da yönelttiniz. Ben de Sezai Bey'e sordum. Yayıncılık böyle bir şey. Onun için dolayısıyla hani niye onu çıkardın, niye bu çıkardın demeyin lütfen. Kapımız herkese açık. Yani Sezai Bey sağ olsun geldi bugün. Burada sorularımızı yanıtladı. İki hafta önce İyi Partili Aytun Çıray Bey buradaydı. Hakeza kendisi sorularımızı yanıtladı. Herkese kapımız açık. CHP'li yetkilileri de çağırıyoruz. AK Partilileri de, MHP'lileri de. Ve kendilerini de konuk etmek istiyoruz. Bunu tekrar altını çizmiş olayım. Şeyi de söyleyeyim, adet yerini bulsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.